Arkadaşlar herkese Almanya Ingolstadt'tan merhabalar. Bugün bu videoda Ingolstadt'ı gezeceğiz ama öncesinde arkadaşım, çok sevdiğim bir dostum bugün bir döner dükkanı açıyor. Onun açılışına gideceğiz. Orada biraz ona yardım etmem gerekiyor ya da yapılması gereken bir şey varsa yapacağız tabii. Yoksa da biraz açılışına, hayırlı olsuna gelmiş olacağız. Şimdi ilk oraya gidelim. Daha sonra ise Ingolstadt şehrini gezelim. Daha sonrasında ise alışverişe gideceğiz. Ingolstadt Village var biliyorsunuzdur. Belki bilmiyorsunuz da söylemiş olalım. Çünkü biliyorsunuz burada outlet merkezleri çok fazla var. Outlet city'leri, outlet merkezleri çok var. Fabrika, satış mağazaları gibi. Bunlardan bir tanesi de Ingolstadt Village'de var. Orada gideceğiz. Ama öncesinde döner açılışına. Biraz Ingolstadt'a gezeceğiz. Daha sonrası oraya gideceğiz. Hadi o zaman videomuz başlasın. Evet arkadaşlar. Geldik ama doğrusunu söylemek gerekirse Ingolstadt merkezi de çok görülmeye değer bir yer değil gibi. Ingolstadt'ta benim eşimin tarafı, dayıları falan çok burada akrabalar var. Defalarca geldik ama hiç merkeze inme fırsatım olmamıştı. İlk defa merkeze iniyorum. Yani akrabalar falan hiç söylememişti bana, gel merkeze gidelim falan gezdireyim diye de ben de düşünmüştüm Allah Allah acaba niye diye. Şu an bu ara bakın. Burada Audi'leri, yeni Audi S3 görmek mümkün çünkü biliyorsunuz Audi Ingolstadt bu şehirde kuruldu, merkezi, fabrikası hepsi bu şehirde. Nerede kalmıştık? Ha. O yüzden Audi falan çok yani. Şaşırmayın buraya gelirseniz. Zaten biliyorsunuzdur, araba severler hepsi biliyordur Audi'nin burada kurulduğunu. O yüzden çok zengin bir şehir. Çok zenginlerin olduğu bir yer. Öyle söyleyeyim. Akrabalar neden beni burada gelip getirip getirmediler diye düşünürdüm. Birçok kez aklıma gelmişti acaba. Ama şimdi anlıyorum niye diye. Çok fazla bir şey yok. Gördüğünüz hep eski yapılar, eski evler. Çok da görmesi gereken bir yer yok. Birkaç müzesi dışında. O yüzden herhalde. Şimdi devam edelim gezmeye. Yani zaten görüyorsunuz yapılar hep eski falan. Şimdi demiş olduğum gibi buradan sonra da Ingolstadt Village'e gideceğiz. Burası bir outlet merkezi. Ki Almanya'nın zaten her bölgesinde böyle yerlerde vardır. Ingolstadt'a da geldiğinizde muhakkak oralara uğrayın. Çünkü bu outlette bir köy düşünün. Bildiğiniz köy. Ama her tarafını dünyanın en ünlü mağazalarının olduğunu düşünün. Öyle bir yer. Alışveriş merkezi falan değil yani. Böyle bir köy düşünün. Bütün yapılar mağaza olduğunu düşünün. Öyle bir yer. Göreceksiniz zaten. İçilmezmiş. Buraya geldiğinizde bu suyu içmeyin bak. İçmeye çalışıp da o da içilmez yazıyor. İçmeyin. Burada ünlü olarak böyle bir kilise varmış. Asan Kilisesi. Renk falan çok güzel gözüküyor. Burayı bir görelim dedik. Gördük, gidiyoruz. İçine giriliyor bilmiyorum. Çarşamba günleri açılış saatleri. Bugün Samstag yani cumartesi 7'si ve 9'u kapalıymış. Bugün 7'si. Biz buradayız kapalı. Yapacak bir şey yok. Allah sizin için teşekkür diyor. Eyvallah baba. Görüşürüz. Şimdi bu kiliseyi, bu kilisenin ünlü olmasının sebebi içindeki figürlerin ne yöre giderseniz gidin size bakmasıymış. Söylenenlere göre bunu hangi teknikle yaptıklarını hala bulamamışlar, çözememişler. Nasıl boyanmış diye çözemiyorlarmış. Güzel bir teknikmiş. Yani siz hangi yöre giderseniz gidin içerideki bu heykeller, figürler, bütün yapılar size doğru bakıyormuş. Sanki mesela atıyorum sağ köşesindesiniz, size bakıyor. Sol köşesine geçiyorsunuz, yine size bakıyor. Zannediyorsunuz ki bütün köşe aynı. O yüzden ünlüymüş, giremedik. Girseydik, görürdük. Belki bir çözerdik. Genler çözemediler çünkü bunların kafası fazla çalışmıyor. Biz bir Türk kafası olarak çalışanı buluruz. Nasıl yapalım hemen çözeriz yani. Evet, böyle bir caddeye geldik. Dükkanların olduğu bir cadde. Görüyorsunuz zaten. Yapılar falan hep eski. Ama altta dükkanlar falan var. Buraya insan diyorum. Araba girebiliyormuş. Arabalar var. Ha, ileride yasak var. İleriden başlıyor. Bakın bir şey göstereyim. Şu dükkanda. Şurada. Ne satıyorlar sizce? Esrar mesela satıyorlar. Legalleşti çünkü artık. O resmi olarak satılıyor. Burada da böyle bir dükkan açmışlar. Esrar dükkanı. Evet arkadaşlar, burayı gezmeyi bitirdik. Fazla bir şey göremedik. Zaten fazla da zamanımız yok.
açılışa yetişmemiz lazım. Şimdi gidelim açılışa. Arkadaşımıza bir hayırlı olsun diyelim. Bir gidelim, bir yardım edelim. Yapacak bir şey varsa yapalım, edelim, tutalım. Bir hayırlı olsun diyelim. Daha sonra ise İngoşat'ta Bileç'e doğru gideriz, alışverişe doğru. Şimdilik böyle dönerciyle görüşüyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi arabaya geldik de bu park ettiğimiz yerle ilgili bir şey okudum. Bunu paylaşmak istiyorum. Şimdi şu ileride yazıyor. Buranın altı atom bombasından korunmak için özel bir merkezmiş. Yani zamanında yapılmış. Buranın altı, yeraltı şehri yapılmış. Atomdan korunmak için zamanında, yıllar yıllar önce. Ama şu anda günümüzde ise üst tarafı otopark olarak kullanılıyormuş. Böyle bir bilgi gördüm. Sizlerle paylaşmak istedim. Almayı da korkmuş zamanında birilerinin böyle bir yer yaptırmış. Evet arkadaşlar, geldik. Burası İngoldstadt. Şimdi buraya gezeceğiz. Detayları alışverişten sonra sizlere anlatacağım. Neler yaptık, ne yaptık diye. Günün böyle bir özetini sizlere geçeceğim. Ama öncesinde bakalım burada neler bulacağız. Fiyatlar neler. Ayakkabı fiyatları, giysi fiyatları vesaire, bunlara bakmış olacağız. Hadi görüşürüz. Evet, Tommy'deyiz. Tommy sweatlerin şu şekil. Fiyatlarına bakalım abi. Orijinal dışarıdaki fiyatı buymuş. Buradaki fiyatı 62.90, 63 euro. Tommy figürü şöyle görmüş olduğunuz gibi. Burada da beyaz değişik bir modeli var. Bu yaka, bu normal düz yaka 42 euro bu da. Değişik bir normal basit bir tane siyah var. Fiyatına bakalım, 35 euro. Fena pahalı. Ve sonuçta Tommy. Bunlara bakacak olursak şöyle 175 euroya montu var. Fena değil aslında ama pahalı. Bu fiyata dışarıda gerçek derler alınabilir. Hanım da bir tane getirdi bana. Buna bakalım. İndirime girmiş, 95 euro. Bu fena değil ha. Deneyeyim ben bunu bir. Bunu bir deneyelim. Ellerime girmiş, 100 euro Tommy. Alınlar abi. Bunu alıyorum. Saralım bunu. Biraz daha çak bir oturdu. Altınlarımızı söyleyeceğim. Sonra göstermeye gerek yok yani. Bunu aldım. 100 euro. Şimdi başkalarına bakmaya devam edelim. Evet. Şöyle göstereyim. Aldım. Zaten fiyatı söylemiştim. Biliyorsunuz. Sizlere tekrar göstermeye gerek yok. Görmüş olduğu gibi sadece burası böyle bir binalar, hepsi böyle hep bir şey yani, mağaza, ev falan değil. Tüm ünlü markalar hep burada. Gezdiğimiz, gördüğümüz şeyleri kısaca sizlere paylaşmaya çalışacağım. Evet, şimdi size Levi's'tayız. Şöyle görmüş olduğu gibi. Burada hoodie'ler var. Fiyatı, şundaki fiyatı 35 euro. Şöyle göstereyim. 35 euro. Burada tişörtü var. 30 euro. Yüzde bir tane. %50 indirim varmış. İyi. İkincisinde bir tane. %50 indirim. Güzel güzel. Burada 20 euro şoklar var. Artık yaz, kış geliyor. O yüzden fiyatı düşmüş olabilir. Pantolonlara baksan. Fiyat yok ya. Fiyat yok. Neyse, Allah, bu güzelmiş ha. Ağrı değişik duruyor. Değişik bir şey ama fiyat görüyorum bunda. 150 euro. Ha, şu ankedeki fiyatı 105 euro. İyi, fena değil. Pantolonların fiyatlarını gördüm en sonu. Ha, yine fiyat değilmiş. Abi koparmışlar mı? Fiyatlar koparmışlar.
Değişik. Ha, o da yazıyor zaten. 145 euro diyelim. Ha, fiyatlar orada yazıyormuş. Fiyatlar okuyorsunuz zaten abi. İyi, devam edelim. Abi şimdi Gucci'ye gireceğiz de Gucci'de sıra var. Halk ölüyor açlıktan. Gucci'de sıra oluşmuş. Bir de diyorlar ki Almanya bitmiş abi. Almanya bitse Gucci'de sıra mı olur? Gucci'de sıra var. Bak bunlar normal markaların önü boş ama Gucci gibi bir markada sıra var. Niye? Millette para var abi, para. Öyle söyleyeyim. Abi saatlerin fiyatına bakar mısınız? 169 euro. Bu detay 130 330 euro. Gerçek altın falan değil yani, söyleyeyim yani. Buradakiler 100 euro, şunlar 100 euro, şu 110 euro bunlar. Ve ortalama fiyatlar böyle. Tişörtler 50 euro, Marki Kors. Şunlar 60 euro, şunlar. Terliğe bakın, 50 euro. 50 euro terlik var. Şunlar güzelmiş aslında da. Yok ya, kullanışsız bunlar da ya. Sadece kart.com'ya yarar. Kart visit kart.com'ya yarar. Fiyat 60 euro. Yani çantalara bakalım da. Sırt çantası Marki Kors 150 euro. Buradaki çantaya bakar mısınız? 220 euro. Muhtemelen şu 220'dir. Diğeri daha pahalı. Evet. Yani bu üsttekinin aynısı. 130 euroymuş. Şu 230 euroymuş. İyi. Fena değil. Evet. Nike'dayız. Ekstra olarak %30 indirim var. Bu arada fiyatları %30 olarak hesaplayabilirsiniz. Bu 110 euro. Şöyle göstereyim. 110 euro. Buradaki 98 euro. Şu aynı. Krampona bakalım. Kramponun fiyatı 75 euro. Şöyle bir şey. Ya fiyatlar ortalama böyle. Şu güzelmiş. Fiyatı 105 euro. Fena değil aslında. Buradaki 90 euro. Fena değil. 45 euro. 45 euro. 30 euro çocuğa ayakkabısı. Fena değil. 45 euro ya şöyle bir şey. Devam edersin. Bak. Bir dakika abi. Air Max 98 euro. 65 euro ya şöyle bir şey. Kalabalık, fena kalabalık. İçinde nefes almak çok zor. İyi bir havası kalmış. 75 euro, 50 euro. Yani fiyatlar ortalama bu şekilde abi. Devam edelim. Evet arkadaşlar, bir şey bulamadık. Sadece bir mont aldık. Ya bu da atlamaz ayıp ama. Hanım görmüşken dedi alalım falan dedi. Aldık. İyi oldu. Arkamıza bıraktık artık. Yolda sizlere anlatacağım. Neler yaşadık, neler yaptık. Şöyle hızlıca bir şey geçeceğim. Özet geçeceğim. Hadi birazdan görüşürüz o zaman. Bu arada Doğuş'la değil Hyundai'yla beraberiz. Bu aracı bilmeyenler vardır. Çok soran oluyor. Günlük ne biniyorsun diye. Günlük bu arabaya biniyorum abi. Sağa sola gitmeye. İşte öyle. At arabası niyetine kullanıyorum. Şöyle bir Hyundai i30. Videosu olacak kanalda. İzleyebilirsiniz. Hadi devam edelim. Evet sevgili dostlar. Şimdi çıktık oradan. Ani bir karar aldık. Videonun başında söylemiştim. Burası Audi'nin merkezi diye. Ya ben oraya gittim. Çok gittim. Defalarca gittim. Tekrar gitmek istemedim ama gelmişken dedik bir uğrayalım. Yeni çıkan arabalar var. Yeni çıkan Audi'ler var. Onlara bakarız dedim. Biliyorsunuz bu yeni çıkan işte Audi R3'ler, bilmem neler. Onlar falan var. Dedik biraz onlara bakarız. Zaten geldik buraya kadar. Bakmadan gitmesek de olmaz. Dedik ki bakalım. O yüzden gidiyoruz. Zaten Ingolstadt Village'den Audi Müzesi yaklaşık 12-13 dakika gösteriyor Navi. Navigasyon. Bu arada Ingolstadt kardeş şehri Manisa. Buna söylemiş olalım. Ingolstadt'la Manisa, Türkiye'deki Manisa'mız. Bunlar kardeş partner şehirler. Bunlar da şimdi gördüm aklıma gelmişken de söyleyeyim dedim. Oraya gideceğiz. Tabii ki müzeye gitmeyeceğiz. Tabii ki müzeye gitmeyeceğiz. Müze zaten gitti. Kanalda var, izleyebilirsiniz. Audi Müzesi kanalımızda var zaten. Onu izleyebilirsiniz. Biz şimdi gidip yeni araçları görmek istiyoruz ama yeni araçları görmüşken de bir şöyle bir Audi fabrikasında araba fiyatlarını göstermek istiyorum. Tabii onu yeni bir video olarak yapacağım. Bir sonraki videoda onu da yayınlamış olurum. Bu videoda şey yapmayacağım, paylaşmayacağım. O yüzden kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoyu kaçırmazsınız. Güzel bir BMW gidiyor. BMW 4 serisi. Güzel yapmış.
Grand Kupesi. Şimdi biz orayı da oradan sonra otobana çıktığımızda yine genel olarak paylaşacağım bilgileri. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Audi'ye geldik. Buralar Audi'nin fabrikaları. Bir sonraki videoda burayı izleyeceksiniz. Hemen şimdi gidelim, içeriye gezelim ama bir sonraki videoda görüşürüz. Bugün gittik biraz Ingolstadt'ı gezdik. Yani gezilecek bir yerde yokmuş zaten. Geldiğinizde gideceğiniz birkaç yer var. Ingolstadt Village işte ya da Audi Müzesi. Buralara gidebilirsiniz. Audi Müzesi daha önce çekmiştim, videosu kanalda var. Söylemiş olduğum gibi yeni çıkan Audi modellerini çektim. Onları da bir sonraki videoda yayınlarım. Onun dışında ne yaptık? Demiş olduğum gibi arkadaşım bugün bir döner dükkanı açtı. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. Kendisi sosyal medyayla fazla ilgilenmediği için yani arası yok. O yüzden pek fazla bir şey çekemedik. Ama genel olarak işleri falan çok güzeldi bugün. Allah utandırmasın, inşallah böyle devam eder. Güzeldi, iyiydi. Kendisinden biz Türkiye'den tanışıyoruz. Türkiye'de arkadaştık, beraber çalışıyorduk. Buraya beraber aynı yıl geldik diyebilirim. Kendisi Ingolstadt'ta kalıyor. Ben de. Aramızda bir saat, bir buçuk saat kadar bir mesafe var. Zaman zaman buluşuyoruz, görüşüyoruz. Hasta gideriz, öyle. Onun dışında zaten gördünüz. Audi'ye gittik. Orayı demiş olduğum gibi zaten başka bir videoda göstereceğim. Şimdi Augsburg'dayız, eve doğru gidiyoruz. Yaklaşık bir yarım saat falan bir yolumuz kaldı. Video vlogumuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmişsindir. Hayatın içinden olduğu gibi aktardım sizlere. Herhangi bir düzenleme, herhangi bir şeylik yok yani. Olduğu gibi doğal haliyle paylaştım. Yalnız çok yorulduk. Bayağı bir yorulduk. Oraya gittik, buraya gittik. Gezdik, dolaştık bayağı bir. Ingolstadt bile işte güzeldi. Ya biz genelde Outlet City Metzingen'e gidiyoruz. Burası Ingolstadt Village'e göre biraz daha uygun ve daha büyük. Yani en az buranın 3-4 katı büyüklüğünde. Çok daha farklı seçenekler, daha değişik mağazalar vesaire. Sizler de yolunuz düşerse bu tarafa gidebilirsiniz. Böyle yani. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tür vlogların devamını istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Destekleriniz çok önemli. Desteklemezseniz kanal gelişmez. Gelişmeyince de tabii ki güzel şeyler yapamayız. Çünkü sizlerden gelen desteklerle biz video yapıyoruz. Size gelen like'lar, yorumlar, bunlar bize motivasyon veriyor. Motivasyon olmayınca da tabii ki çok fazla bir şey yapamıyoruz. O yüzden destekleriniz önemli. Olumlu veya olumsuz önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.